Merhaba arkadaşlar, Pastoral kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çekeceğim ikinci video olacak. Ee, bu videonun konusu bana zamanı geldiğinde, yani vize zamanı e, geldiğinde çok fazla mesaj atılan bir konuydu. Artık beni de iletecek derecede fazla mesajlar geliyordu. Ee, öncelikle o mesaj atan arkadaşların sonraysa alt sınıftaki arkadaşların faydalanması için çekilecek olan bir video bu. Ee, Biliyorsunuz uzaktan eğitim alıyoruz. Bu uzaktan eğitimlerin online sınav ya da ödevlendirme olarak dönüşleri oluyor. Bu ödevlendirmeler bildiğimiz basit ödevlendirmeler değil maalesef. Bildiğiniz her dersten tez hazırlıyoruz bir konu üzerine. Peki bu ödevi nasıl hazırlamalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl yüksek not alabiliriz? Ben gerçekten size yüksek not alma garantisi veren ödev hazırlama yöntemini vereceğim. Öncelikle lisede ya da ilk ilkokulda hazırladığımız slide hazırlanan ödevler var ödevler hazırlamayı bırakalım. Bundan bir vazgeçelim. Bunlarla iyi puanlar alamayız. Çünkü karşımızda akademisyenler var. Ve bizim akademik düzeyde ödevler hazırlamamız bekleyen insanlar bunlar. Bunu nasıl hazırlayabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili bir video olacak. Ee, i̇lginizi çekerse iyi seyirler dilerim. Ödev hazırlama konusuna geçmeden önce ödev hazırlama kadar önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Çünkü bunu birçok kişi yapıyor bu yanlışı. Ee, hocaya mail atma konusu. Arkadaşlar hocalarımıza mail atarken muhakkak o konu kısmını dolduralım. Konumuzu yazdıktan sonra atıyorum. Bilim ki işte ödev hazırladınız. Mesela tarla bitkileri zararları ödevlendirmesi, vize ödevlendirmesi. Konuya yazdım tarla bitkileri zararları, vize ödevlendirmesi. Alt kısma geçtim öncelikle bir selam vermem gerekiyor karşımdaki bir insan <laughs> merhaba hocam virgül alta geç tabii bu şekilde anlatmayacağım öncelikle bir selam veriyorsunuz sonrasında kendinizi tanıtıyorsunuz çünkü o insanların yani o insanların değil karşındaki herhangi birinin bizimle yüzlerce tanıdığımız var arkadaşlar Şeyma Kaya yazıyor tamam Şeyma Kaya ama hangi Şeyma Kaya benim ömrüm boyunca hayatımdan bir sürü kişi geçti belki de Şeyma diye bir evlendi soyadı Kaya oldu nereden bileceğim ben yani her gelen dosyayı da açamazsın malum işte virüsler falan var. Bu yüzden kendinizi bir tanıtmanız gerekiyor. İşte merhaba hocam ben bitki koruma son sınıf öğrencisi Şeyma makaya. Gerekirse numaranızı yazın. Hocayla bir samimiyetiniz yoksa sizi birebir tanımıyorsa sonrasında müşkül olduğunuz ya da belirtmek istediğiniz ödeviniz olur. Her ne olursa bu konuyu belirtiyorsunuz. Sonrasında da iyi günler dilerim. İyi akşamlar dilerim. Sağlıklı günler dilerim. iyi çalışmalar dilerim. Bir kapanış selamı yapıyorsunuz. O şekilde gönderiyorsunuz. Bunu belirtmek istedim. Çünkü sınıf arkadaşlarına da dahil birçok kişi bu yanlışı yapıyor. Hepimiz yapabiliriz. Yani anamızın karnından doğduğumuzda öğrenmiyoruz. Bu yanlışı yapmamaya özen gösterin. Gerçekten buna çok dikkat ediyorlar. Ben gördüğümü söylüyorum. Şimdi konuyla alakalı girişimizi yapabiliriz. Arkadaşlar ödev hazırlarken tabii ki en sadık yerimiz Google. Ee, hazırlayacağımız ödevler akademik düzeyde ödevler olacağı için Google like Scholar olarak da yazabilirsiniz. Daha önce de O yüzden hemen çıktı. Geçiyorum Google. Hemen ilk çıkanı tıklıyorum. İnternetim biraz yavaş bu arada. Burada e, iki seçenek var. Türkçe sayfalarda ara, herhangi bir dilde ara diye. E, buradan istediğimi seçiyorum. İngilizce biliyorsam İngilizce de kullanabilirim. Öncelikle isterseniz şöyle yapın. E, bunu bitki koruma için söylüyorum. E, Türkiye'de var olduğunu bildiğiniz bir böcek türü olsun. E, öncelikle Türkçe sayfalardan ararsanız... ...bulduğunuz e, o makale... E, ...sizi zaten ilk yayınına götürecektir. Ya da herhangi bir makale bulduğunuzda... ...onu tıkladığınızda sizi ilk yayınına götürecektir. İlk yayın neden önemlidir? E, bu zararlının ya da herhangi bir hazırlayacağınız konu... ...bu makine mühendisi için de olabilir. Üretilmiş bir makine ya da bir elektrik sistemi falan... E, ...bunlarla alakalı yapılmış ilk çalışmaları bulursunuz. Bu bağlamda çok önemlidir. Bu yüzden herhangi bir konuda araştırma yaparken ilk yayınını bulabilmek için diğer herhangi bir makaleyi gözden geçirmeniz yeterli. Şimdi ben size daha önceden vize ödevlendirilmesinde meyve bazı zararlarını üzerime düşen bir ödevden bahsedeceğim. Daha doğrusu yapmıştım. Direkt konu göstereceğim. Trips havayansis diye bir böcek. Türkiye'de 2015 yılında saptanmış bir trip zararlısı arıyorum sadece Türkçe sayfalarda dedim gördüğünüz gibi zaten ilk başta hemen çıktı pdf'ini şu altta pdf yazıyor zaten oradan tıklayarak direkt indiriyorum gördüğünüz gibi Türkiye'de yeni bir zararlı tip türü, tip savayansız. Eee ilk olarak Morgan tarafından 1913'te keşfedilmiş. Bu çalışmayı 4 kişi yapmış. Özeti geçmiş İngilizce olarak. Zaten e, uluslararası yapılan bir makalede e, ulusal bir makalede olsa İngilizce bir özet kısmı olmak zorundadır. Şimdi benim için önemli olan kısma geçiyorum. Buna bir göz gezdirmem gerekiyor. Benim için önemli olan şunları bir okuduktan sonra şu parantez içerisinde yazan tarihli Nas Ötol, Atakan 2007 vesaire. Bunlar önemli. Bunları bir okuyorum. Bir bilgi ediniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zararlının biyolojisi, her şey hakkında bilgi var. Bu modelden tamamen yapabilirim. Cümlelerini değiştiririm. Aslında hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama benim bu konuyu özümsemem gerekiyor ve e, kopyala yapıştır gibi bir şey olması gerçekten hoş olmaz. Hoş olmanın yanı sıra zaten %20'den fazla benzerlik olursa e, bu sizin ödevinizde geçersiz kalacaktır. Çünkü bir programla bunlar kontrol ediliyor. Bu yüzden Herhangi bir ödev yaparken özellikle e, makale tarzı şeylerden alıyorsanız o kişilerin emeğini çalması, çalmak anlamına gelmesin diye muhakkak cümleleri kendinizce bir sentezlemeniz gerekiyor. E, burada işte bakıyorum mesela Nuray diye bir süreci hakkında laboratuvar koşullarında bir e, çalışma yapmış. Neler yaptığıyla alakalı. O zaman ben hemen aklıma kazıyorum. Diyorum ki e, ben eğer bu zararlının biyolojisi hakkında Hakkında bir bilgi vereceksem, bilgi edinmek istiyorsam Nuray'ın e, yaptığı çalışmalara bakacağım diyorum. Ondan sonra bakıyorum. 2012 yılında e, Navarro ve Campos işte larvalarının nasıl bir, e, ne kadarlık bir zarar yaptığı hakkında bir şeyler yazmış. Sonrasında bakıyorum aslında buradaki amaç Türkçe gördüğümüz kaynakta gördüğümüz e, bu faydalanılan e, makaleleri tekrar bir okumak arkadaşlar. Bu konuda İngilizce gerçekten işe yarayan bir şey <laughs> İngilizce her anlamda işe yarayan bir şey tabii ki ama gerçekten e, bu tarzdaki çalışmalarda kat ve kat işe yarıyor literatür taraması yaparken bu ödevi yapacağım. Peki bunun girişi nasıl olmalı? Nasıl başlamalıyım? Onu bir göstereceğim size. Hazırladığım ödeve bakıyorum. İlk başta tripsler hakkında bir bilgi vermişim. Bu bilgiyi verirken Mond ve Heron'dan gerçekten baya bir faydalanmışım. Moritz'den faydalanmışım. Sonrasında e, trips'in tanımını yapmışım. Pardon. E, trips Havayensis'in e, tanımını yapmışım. Mont ve Marullo tarafından 1996'da e, bulunmuş. Şimdi direkt olarak bir bakalım Mont ve Marullo ne yapmış 1996'da neler yazmışlar. Onlara bir bakacağız. Ben nasıl almışım, Neyini almışım, neden almışım <laughs> bunları bir görelim. E, sonrasında tekrar geçelim buraya. Tekrar Google Scholar'a gidiyoruz. Gerçekten ödev hazırlarken en büyük yardımcımız. Aslında daha farklı böyle dergi makale yayınlayan dergilere aboneliğiniz varsa ee, onlara da bir bakabilirsiniz. Mons and Marol'du sanırım. Bir saniye bakayım doğru mu? Aynen. 1996 yazıyorum, ve arıyorum arkadaşlar. O parantez içinde yazan herhangi bir şeyi aratmanız yetiyor. Tabi internetim çekmiyor benim. Köyde olduğum için. Gerçekten benim için en büyük sıkıntı bu. Bakın. <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Mons and Marullo 1996. Arat. Arat. Bakıyorum. Diyor ki Any Brazilian Spaces of Heterophytes, Koenzyms Bu muydu benimkisi? Bakalım bir. 97'de yapılmış bir çalışma bu. Evet. Bu da değil ama. Sanırım benim o faydalandığım e, kaynak İspanya'daydı. Spain yazıyorum. First records of trips surveillances and Asian pest trips in Spain. Asya zararlı trips, e, trips ilk bulgusu İspanya'daki. Giriyorum. Daha önceden indirmiştim. Tekrar indiriyorum. Sonrasında sayfaya gidiyorum. Arkadaşlar faydalandım, makaleyi indirdim. Şu anda bir göz atmam gerekiyor. Ne bana yarayacaksa ben bunu almak durumundayım. Bakıyorum işte. Öncelikle zaten e, tripsin tanımını falan yapmıştım. Hani nasıldır, ne değildir. Buraya baktığımda birçok konu hakkında işte boyutu, e, zarar şekli. Ondan sonra beslenme şekli. ...ve e, dolaylı olarak zararlı olduğu konular hakkında bir şeyler vermiş. Bunları yazıyorum. Nasıl yazdığımı da göstereceğim. Nasıl yazmış olduğumu daha doğrusu. Ondan sonra geliyorum... ...zararlımızın, asıl zararlımız... ...daha doğrusu zararlı türümüzün tanımına. E, burada Morgan Marullo'nun 1996'da e, yayınlamış olduğu bir şey var. E, burada ben kendi cümle sentezimle şu anda karşında bilgisayarım açık... Yazdığım şeyi size söyleyeceğim. Zararlı 1913 yılında Hawaii'de O.Trips Morgan Morgana'da altında tanımlanan Trips Havayensis'in 25 sinonimi bulunmuştur demişim. Çok kısa bir şekilde kesmişim. Sonrasında arkadaşlar bu tanım yaptıktan sonra benim e, bu zararlının e, ayırt edici özelliklerini yazmam gerekiyor. Bu da tam olarak şurada görünüyor. Zaten figür olarak da fotoğrafları paylaşmış benimle. Sonrasında oradan esinlenerek buradaki yazılarımı yazıyorum. Arkadaşlar ben genelde e, İngilizce olan makalelerden alıntı yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, kendi diliniz olmayan bir dili iste istemez kendinize özgü kelimelerle cümlelerle sentezlersiniz. Böylece genel olarak genelde e, o hani dediğim o benzerlik olayı olmaz. Kulağı düz tutacağınıza biraz daha dolaylı yoldan tutarsınız. Ya da o dolaylı yoldan tutmuştur. Siz biraz daha basite indirirsiniz. Bu şekilde özgün bir yazı ortaya çıkartırsınız. Bu yüzden size önerim. Eğer e, bulabiliyorsanız ve eğer yapabiliyorsanız çeviriyi herkes yapabilir arkadaşlar. İngilizce yüzde yüz bilmenize gerek yok. Hatta bunun için translate kullanıp e, az bir şey mesleki İngilizceniz ya da İyi kitap okuyorsanız da olabilir, İyi bir kitap okuyucusuysanız bu cümleleri kendi mesleğinizle alakalı bilgi sahibiyseniz tabii ki bu çok önemli bir şey. Makale okuyorsanız düzgün bir şekilde kendinize göre sentezleyip kullanabilirsiniz. İngilizceyi çok iyi bilmenize gerek yok. Benim için önemli olan konulardan biri de Türkiye'deki raporlanması. E, alıntı yaptıktan sonra parantez içerisinde muhakkak e, soy ismiyle e, yazıyorum birinci yazarın ismini. Eğer birinci yazardan sonra yani iki kişilik bir makale ise bu mesela Atakan ve Satar e, Ekrem Atakan ve Serdar Satar yapmış diye farz edelim bu çalışmayı. O zaman Atakan ve Satar 2015 olarak yazacaktım. Fakat iki yazardan fazla yazar var. Bu yüzden birinci yazarın soy ismini ve diğer ikisinin ya da burada dört kişi yapmış bu çalışmayı. Ve ark olarak kısaltıp nokta koyup virgülden sonra tarihi yazıp parantezi kapatıyorum muhakkak. Fotoğrafları gelişigüzel sitelerden almıyorum arkadaşlar. Üniversite öğrencisiyiz artık. Bu yüzden... Bizim hani önümüze gelen her siteden fotoğraf alıp yayınlamak ya da bilgi alıp yayınlamak gibi bir durumumuz yok. Lise ve ortaokul öğrencilerinden biraz farkımız olması gerekiyor. Biraz daha akademik ve yüksek puanlı ödevler hazırlamak istiyorsak. Sonrasında Marul Muray'ın 2001 yılında yaptığı e, biyoloji çalışmaları hakkında bahsediyoruz bir makale var onu okumuşum kısa kesmek adına her şeyi tek tek açmamaya çalışıyorum arkadaşlar ben oradaki tabloları aldım ee, tablo yayınlanan daha doğrusu biyoloji yayınlanan her makalede e, bize e, bir tablo verir ve o tabloda yani verilerini bulduğu verilerin tablosunu verir ve o tabloda muhakkak bir yorum yapmıştır o yorumları ben direkt almak yerine kendi yorumumu yapmaya çalıştım ee, bu yorumlar sonucunda bir şeyler ortaya çıkardım. Siz zaten yazılardan şu anda çıkardığım çıkarımları görüyorsunuz. Tabloları belirtiyorum. Ve bu tabloları kimden aldım tabi ki belirtiyorum. Şu başta zaten demişim. Ee, Muray tarafından 2001 yılında laboratuvar koşullarında yapılan çalışmalar diye. Sonrasında dediğim gibi diğer bilgiler... Kimden almışsam. Fotoğraflar çok önemli. Yayılışı ve ile alakalı. Gördüğünüz gibi bakın şurada parantez içinde birçok e, yayından faydalanmışım, yazmışım. Mücadelesine yönelik öneriler yazarken. Ya başka bir bölümde okumadığım için sizin ne gibi konulara sahip olduğunuzu bilmiyorum. Bu daha çok ziraat öğrencilerine yönelik olmuş gibi oldu ama bilemiyorum tabii ki. Evet. Yani BK her ay değişen bir şey arkadaşlar. O liste ayda bir değişiyor. Aktif maddeler yasaklanabiliyor. Yeni maddeler çıkabiliyor. Bu yüzden BK'den Herhangi bir net olarak ilaç tavsiye etmek e, doğru değildir. Bu arada arkadaşlar buradan duyurmuş olayım. Elbette ki hocalarımız söylüyor ama lütfen herhangi bir zararlıya karşı genç spektrum ilaçlar kullanmayalım, e, önermeyelim hiçbir şekilde. Çünkü bunlar faydalılara da zararlı olarak dönüyor ve bunlar gerçekten sıkıntılar yaratıyor. En önemli konulardan birisi de kaynakça. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ...öyle kaynaklardan yararlanmışım. Kaynakça nasıl yazılır? Ee, dediğim gibi Türkiye'deki ilk bulunan e, kaynaktan başlamışım. Neden? Çünkü A harfiyle başlıyor. Ee, harf sırasına göre yapmanız gerekiyor kaynakçayı. Sonrasında diyelim ki harfler birebir aynı. Bu sefer de yıl sırasına düşer ama genelde harfler birebir aynı olmaz. Ee, buradaki e, sıralama sıralama olarak bahsetmeyeyim tek bir yazar varsa... Ee, yazarın soy ismi tam olarak yazılır ee, ilk, ilk ismi yani mesela benim ismim şey maşşe nokta olarak yazılır burada da Ekrem Atakan'ın ismi Atakan e nokta şeklinde yazılmış eğer ondan başka yazarlar varsa üzerinde zaten üssü 1 2 3 4 olarak belirtilir o sıraya göre yazarların ismi yazılır. Büyük harfle sonrasında çalışmanın yapıldığı sene yazılır. Sonrasında çalışmanın tam ismi yazılır. Onun ardından bu yayının nerede yayınlandığı yazılmak durumundadır. Kaç yılında, hangi dergide ya da hangi sayfada bunları belirtirsiniz. Ve dediğim gibi harf sırasına göre kullandığınız bütün bakın şunların hepsini alt alta sıralarsınız. Eğer internet sitesi kullandıysanız İnternet sitesi olarak da yayınlayabilirsiniz. İnternet sitesinden kastım kaynakçı kısmına internet sitesini yazabilirsiniz. Ama ben bunun biraz daha akademik durduğunu düşünüyorum. Genelde ben TÜİK gibi ya da FAO gibi sitelerden alıntı yaptığım şeyler varsa o zamanlar internet sitesi koymaya tercih ediyorum. Bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar İngilizce önemli. %100 bilmek zorunda değilsiniz ama. Tabii ki okul bitmeden ben sizin İngilizce öğrenmenizi tavsiye ederim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.